Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimizin inayeti, keremi, lütfu cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Sizinle bu dersimizde inşallah El-Burhan adlı kitabın içeriği üzerinde mesai sarf etmiş olacağız. El-Burhan, Buhari ve Müslim'den seçme hadisler. Fîmâ ittefaka Şeyhan min kitâbi'l-lu'lu vel-mercan. El-Lu'lu ve Mercan adlı kitaptan Hazreti Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın sözlerinin, fiillerinin, takrirlerinin günümüze kadar Buhari ve Müslim kanalıyla ulaşması. Kitaba El-Burhan ismi verilmiş ve şöyle bir serlevhası var. Eserdeki rivayetlerin tamamı İmam Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri hadisler olup Muhammed Fuat Abdülbaki tarafından El-Lu'lu ve'l-Mercan Fîmâ aleyhi eş-Şeyhân adlı eserden seçilmiştir. Diğer bir ifadeyle bu kitapta yer alan hadisler sıhhat bakımından en üst mertebede yer almaktadırlar. Zira Kur'an'dan sonra İslam dininin en sahih kaynağı şüphesiz Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri olan hadislerdir. Eserde yer alan hadisler anne ve babaların rahatlıkla okuyabilecekleri hatta türden hadisi şerifler fert ve toplum hayatımızda bizlere aydınlatacak birer hadisler. Her Müslümanın evinde ve elinde bulunmalıdır. Biz her alıp raflara koymak için değil, sadra yani şifa vermesi için. Onun için bu kitaplar satırlarda değil, sadırlarda yer etmesi gerekir diyerek kitabın iç dizaynına nazar ediyoruz. Hazırlayanlar yardımcı doçent doktor Yasin Kahyaoğlu, Ahmet Oğuz. Daha önceki akademiyada profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor araştırma görevlisi gibi titriler vardı. Yine araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör olarak unvanlar devam ediyor. Bu unvan bir önceki unvanlardan bir tanesi. Şimdi yardımcı doçent doktor, doktor öğretim üyesi olarak tesmiye ediliyor. İçindekilere baktığımızda uzun bir içerikle karşılaşıyoruz. 60 bölüm halinde kitap ele alınıyor. Ben konu başlıklarıyla size bu kitabı takdim etmek istiyorum. Birinci bölümde tevhid, ikinci bölüm iman, üçüncü bölüm İslam, dördüncü bölüm temizlik, beşinci bölüm namaz, altıncı bölüm namazda kıraat, yedinci bölüm cemaatle namaz, sekizinci bölüm namaza yetişme ve kerahat vakitleri, 9. bölüm mescitler, 10. bölüm gece namazının fazileti, 11. bölüm tadili erkan ve saf düzeni, 12. bölüm yolculuk halinde namaz, 13. bölüm cenazeler, 14. bölüm zekat, 15. bölüm infakın fazileti, 16. bölüm dilenmekle sakınmak, 17. bölüm dünya hırsının kerahati,
18. bölüm orucun fazileti, 19. bölüm imsak ve iftar, 20. bölüm seferde oruç tutmak ve nafile oruç, 21. bölüm mekruh olan oruçlar, 22. bölüm Ramazan ayının son 10 gününün fazileti, 23. bölüm hac ve umre, 24. bölüm hac menasiki, 25. bölüm Medine-i Münevvere'nin fazileti, 26. bölüm nikah, 27. bölüm ilim, 28. bölüm cihadın fazileti, 29. bölüm şehitlik, 30. bölüm şehit olmanın fazileti, 31. bölüm Allah yolunda karşılaşılan güçlüklere sabretmek, 32. bölüm 33. bölüm 34. bölüm alışveriş ve benzeri işlemler, 35. bölüm idarecilik, 36. bölüm kurban ve kesilecek hayvanlar, 37. bölüm avlanmak, 38. bölüm günahlar, 39. bölüm tıp, 40. bölüm Kur'an-ı Kerim'in fazileti, 41. bölüm hayırlı işlere teşvik, 42. bölüm kötü işlerden sakındırmak, 43. bölüm Hazreti Peygamber'in şemaili, 44. bölüm Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın fazileti, 45. bölüm diğer peygamberlerin faziletleri, 46. bölüm 4 halife ve diğer sahabilerin faziletleri, 47. bölüm Hazreti Peygamber'in aile fertlerinin faziletleri, 48. bölüm Ensar'ın faziletleri, 49. bölüm diğer sahabilerin faziletleri, 50. bölüm iyilik ve sıla-i rahim, 51. bölüm tevbe, zikir ve dua, 52. bölüm sünnete sarılmak ve bidattan sakınmak, 53. bölüm giyim kuşam, 54. bölüm rüya, 55. bölüm sabretmenin fazileti, 56. bölüm İslam'ın adabı, 57. bölüm fitneler ve kıyamet alametleri, 58. bölüm ahiret ahvali, 59. bölüm cennet ve cehennem ehlinin özellikleri, 60 ve sonuncu bölüm zühd ve rekaik üzerine hadisler. Ön sözü kardeşlerimiz şöyle takdim ediyorlar. Genelde takdim yazısı olarak da karşımıza çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala alihi el-ethari ve ashabihi el-ahyar. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın temiz ailesine, son peygambere ve seçilmiş ashabına salatu selam olsun, alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Kitabıyla doğru yola ulaştıran, Resulünün sünnetiyle iyiyi ve güzeli öğreten, böylece dünya ve ahiret saadetinin yolunu gösteren Yüce Allah'a hamdolsun. Güzel örnekliğiyle İslam'ın hükümlerini ve hikmetlerini en güzel şekilde açıklayan alemlere rahmet, sevgili peygamberimize, âline, ashabına ve onların yolunu takip edenlere salat ve selam olsun. Dinin İslam alimleri arasında kabul gören şu tarifi meşhurdur. Din, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı işlere götüren, buna bağlı olarak hem dünyada hem de ahirette huzur bahşeden ilahi bir kanundur. İslam dininin iki temel kaynağından birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri ise hadis ve sünnettir. Malum âliniz olduğu gibi sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam veda haccında, veda hutbesinde kasva ya da kusva diye tesmiye edilen devesinin üzerinde teraktu fikum emreyni ma temassaktum bihime kitabullah ve sünnete nebiyyihi buyurmuştu. Yani size iki emanet bıraktım. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Bunlar Allah'ın kitabı ve nebisinin sünnetidir diye bizi iki emanete dikkatlerimizi çekmiş ve bu iki emanetin
korunması konusunda tavsiyelerini bildirmişti. Ve 80 gün sonra sevgili Peygamberimiz Dar-ı Beka'ya irtihal etmişti. Şu söz onlara aittir. Şüphesiz bu hadis ilmi dindir. O halde dininizi kimlerden alıp naklettiğinize iyi bakın. Kur'an ile birlikte sünnet şuurunun, kültürünün ve eğitiminin yaygınlık kazanmasıyla batıl inançların ve bidat uygulamaların kademeli olarak ortadan kalktığı tecrübeyle sabittir. Sevgili Peygamberimizin bu konuda hem Riyazü Salihin'de hem 40 hadiste meşhur olan bir hadisini nakletmek istiyorum. Sevgili Peygamberimiz dinimizde olmayan bir şeyi dine sokmak isteyenin fehuve raddun, yani onun görüşü reddir ve onun kendisi reddir. Oradaki hüve görüşü mü yoksa kendisi mi konusunda tartışma yapılabilir. Her ikisi de mümkündür. Hem görüşü reddir, çünkü sahih bir dine dinin aslından olmayan, dinin özünden olmayan, Kur'an'da ve hadislerde yer almayan ilkeleri soktuğu için hem onun görüşü reddir, hem de onun kendisi reddir. Şüphesiz kazanılan bu şuur, kültür ve eğitim sayesinde Hazreti Peygamber'in rehberliğine teslim olmanın gereği, dünyada mutlu bir hayat sürülmüş ve ahiret için ciddi bir yatırım yapılmış olacaktır. Fert ve toplum olarak bize rehberlik yapıp iki cihan mutluluğu kazanması amacıyla elimizdeki seçme hadis kitabını hazırladık. Kitabımızdaki rivayetlerin tamamı İmam Buhari ve Müslim'in ittifakıyla rivayet ettikleri hadisler olup Muhammed Fuat Abdülbaki tarafından hazırlanan El-Lu'lu ve'l-Mercan eseridir. Şeyhan iki alim, iki şeyh ki Buhari ve Müslim'dir. Diğer ifadeyle bu kitapta yer alan bütün hadisler sıhhat derecesi bakımından en üstün mertebede yer almaktadır. Zira Kur'an'dan sonra İslam dininin en sahih kaynağı şüphesiz Buhari ve Müslim'in, yani Şeyhan'ın ittifakla rivayet ettiği muttefakun aleyh hadisleridir. Buhari'nin ayrıca rivayet ettiğine münferit kaldığı hadisler, Müslim'in ayrıca rivayet ettiğini ise Müslim'in münferit kaldığı hadisler şeklinde hadis ilminde karşılık bulmaktadır. Çalışmamıza gelince, genellikle hadislere geçmeden önce konuyla ilgili bir veya iki ayet zikredilmiştir. Aynen İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin'deki usul takip edilmiştir. İmam Nevevi önce serlevha ayetlerini verir, diyelim doğrulukla ilgili en önce ayetleri verir. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu ve kunu ma'as-sadikin. Yani ey iman edenler, doğrularla beraber olun. Böyle spot başlıklar halinde kısa ayetleri verir. Ardından da serlevha hadislerini verir. İnnemel a'malu binniyat ve innemâ likulli imrin mâ nevâ. فَمَنْ كَانَتْ اِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ اِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَيُمْرَاتٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ. Buhari'nin ilk hadisi olan bu hadis aynı zamanda Riyazu Salih'in de ilk hadisidir. Yani o kadar müellifler bu hadisi başlığa almışlar ki sanki o kitabın bir ön sözü gibi kabul etmişler. Tabi Buhari'den itibaren eser telif edenler innemel amalu binniyat hadisiyle kitaplarına başlamışlardır. Hadisler tercüme edilmekle beraber özellikle fıkhi olanlar hakkında açıklama mahiyetinde mezheplerin görüşleri ve değerlendirilmiştir. Ayrıca hadislerin tahrici yapılmıştır. Tahriçten kasıt burada zikredilen Buhari ve Müslim'in ittifakla aldığı muttefakun aleyh olan Şeyhan ya da Şeyhin şeklinde tavsif edilen Buhari ve Müslim bu hadisleri örneğin Tirmizi'nin süneninde var mı? Ebu Davud'un süneninde var mı? İbn-i Mace'nin
Sünen'inde var mı? Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde var mı? İmam Malik'in Muvatta'ında var mı? Darimi'nin Sünen'inde var mı? Evzai'nin Sünen'inde var mı? Said bin Mansur'un Sünen'inde var mı? Hümeydi'nin Müsned'inde var mı? İbni Ebi Bekir Eşşeybe'nin Musannef'inde var mı? Muhammer bin Raşid'in Camii'nde var mı? Abdurrezzak bin Hemmam'ın Musannef'inde var mı? Yani ilk dönem ondan önce yazılan kitaplara da bakılabildiği gibi ondan sonra yazılan Eddarekutni'nin Süneni gibi bakılabilir. Seçilen hadisler gençlerin, anne ve babaların rahatlıkla okuyabilecekleri, hatta ezberleyebilecekleri türden hadislerdir. Bu hadisi şerifler fert ve aile, toplum hayatında bizleri aydınlatacak birer rehber mahiyetindedir. Biz serlevha olarak arka sayfada da bu cümleleri okumuştuk. İçeriye baktığımızda 60 bölümde nakledilen bu hadislerin, yani bu asıl Şeyhan'ın iki hadis kitabından nakledilen hadislerin aynı şekilde yine Kur'an ayetleriyle başladığını görüyoruz. Tevhide kardeşimiz birinci bölümde yer veriyor ve Diyanet İslam Ansiklopedisinden tevhidle ilgili bir tarifi de dipnotta belirtmiş. Tevhid, Allah'ın zatında, sıfatlarında, mabut oluşunda, yani ibadet edilen yönünde bir tek ve bir oluşu ifade eden terimdir. Diyanet Ansiklopedisinin 41. maddesi 18-20. sayfadan alınmış. Örneğin bu ayet ise قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. Zaten Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde, hani bugün diyalog şeklinde bir takım düşünceler, bir takım projeler var ya, Yüce Allah tek bir kelimeye, La ilahe illallah, ona çağırıyor. Yani aramızdaki tek bir kelimeye gelin. Tealev. Allahu Teala diyor ki, de ki ey Muhammed, ehli kitaba, ey ehli kitap, bir olan kelimeye gelin. Yani La ilahe illallah'a gelin. Elle ne'bude illallah. Sadece Allah'a ibadet edelim. Ve la nüşrik bihi şey'e. Ondan başkasına, yani ilah demeyelim, şirk koşmayalım. Ve la yettehize ba'duna ba'dan erbabe min dunillah. Allah dışında Rablar edinmeyelim. Bazımız bazımızı Rablar edinmesin. Fe in tevellev, eğer yüz çevirirlerse, fekulu işhedu bi enne muslimun. Deyin ki biz Müslümanız. Kardeşlerim, bütün bu kitabın içerikleri en önce serlevha ayetleri, sonra da hemen seçki hadisler ki birinci hadis hocamızın biraz önce ifade ettiğim gibi Buhari'nin ilk hadisi olan İnnemel amalu binniyat hadisi. Hocalarımız burada hicretin anlamını ve bu hadisle ilgili diğer hadis kitaplarındaki de tahrişlere yer vermiş. Bu kitap ikinci baskıyı yapmış, Nida Yayınları tarafından neşredilmiş. Her bölüme nazar ettiğimizde tevhide 14 hadisle yer vermiş. 14 hadisin hem Türkçesini hem Arapçasını hem de dipnotlarda varsa tahricini yapmış. Hemen ardından imana geçiyor. Yine aynı tarz. En önce ayetler, sonra da hadisler sevk ediliyor. İman bölümünde ise toplam 42 hadise yer veriyor. Hani 40 çok meşhurdur. İmam Nevevi'nin de 40 hadisi var, Erbavunu var. Ama ben yurt dışı baskısında 42 hadis, İngilizce baskısında 42 hadis görmüştüm. Yani 40 civarında spot diyebileceğimiz, yani günlük yaşamımızda, ferdi hayatımızda kullanabileceğimiz
hayatımızı tanzim eden çok kısa ve özlü hadisler diyebiliriz. 40 hadis. Örneğin imana ise yine bir ayetle başlıyor. Nisa suresinin 136. ayetinde Estaizu billahi bismillah قال الله تعالى يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, ondan önceki gönderilen kitaba, Resulüne indirdiği, bu Resullerine indirdiği kimdir? Hazreti Musa, Hazreti Davud ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a gelen diğer kitaplar. Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Musa'ya Tevrat ve Hazreti Davud'a da Zebur kitabının inzal edilmesi gibi. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi bu üç kitapta Rabbimizin ifadesiyle يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا اَنْ مَوَادِيهِ Yani onlar kelimelerin yerlerini değiştiriyorlardı buyuruyor Yüce Allah. Yani kitaplarını tahrif ediyorlardı. Hazreti Peygamber'in de bu konuda bir beyanı var. Örneğin siz onların, papazların sözlerini ya da hahamların sözlerini kabul ediyor musunuz? Yani onların helal dediğini helal, haram dediğini haram kabul ediyor musunuz? Eğer kabul ediyorsanız o zaman onlara Rab kabul etmiş olursunuz şeklinde beyan buyuruyor. Ve toplam ifade ettiğim gibi 60 bölüme yer veriyor. Bir özelliği daha var. Özel bir fihrist eklemiş hocalarımız. Ve biz çok rahat hadisleri nerede geçtiğini kısa ve öz başlıklarla görebiliyoruz. Örneğin ilk alfabetik zikrettiği için etekum ehlul yemen şeklinde başlıyor. Alfabetik olarak devam ediyor. Genişte bir fihristi var. Kardeşlerimizin bu kitabı edinerek inşallah önemli olan biraz önce de zikrettiğim gibi satırlardaki değil, sadırlardaki bıraktığı izdir. Allah faydasını inşallah halk etsin. Sevgi, selam, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.